yapsın. Siz güzel diyorum. Yapıyor. Siz ben verirsiniz. 4 verdim canım. 4 de kötü bir puan değil ama değil. Ama kabul etmiyor onu gelinler. Kabul etmiyorlar. Dün sizin geliniz de istemedi. İstemedi. Kabul dördü. Etmedi. Tabii kabul tabii. Etmiyor. Yağnur da kabul etmedi sizin ben dördü. Etmiyor, ben biliyorum. Haklı benim gelinim yok. Gelinim öyle yapıyorlar. Yani bunu. Diyor ki diğer kayınvalidelerden 5 aldım. Sen bana nasıl 4 verirsin? Tabii. Gerçekten seninle hiç anlaşamıyoruz biliyorsun. Burada hakkını veriyorum. Benden sonra en iyi yemek yapan burada ha. Aysun. Seda gitti Aysun kardeşim. Öğrenmiş Aysun öyle söyleyeyim. Bunun için teşekkür etmeyeceğim, bu senin düşüncen. Aynen. Diğer yarışmacılardan öğrenmiş, hammış, pişmiş. Sen kimden öğrendin? Elif'ten mi? Yok, ben kimseden öğrenmedim. Ben onlarla sizin gibi 6 ay yarışmadım hayatım. Ben 5 haftada 4 yılında gittim. Burada kalmak için yeterli bilgi ve donanımın olmadığı için dolayısıyla benim kadar kalamadın. İkinci yemek yapan sensin. Üçüncü yemek yapan Gönül ama Gönül'ün daha iyi olacağını i̇şte düşünüyorum. İşte bu senin sıralaman ve beni hiç bağlamıyor. Gönül'cüm olmalısın. Evet, ikinci yemek yapan Gönül ve artık hiç yapamıyor. Evet. Dördüncü hani dördüncü burada okeyimize dörtlümüz var ya hani yapamıyor ama... Dördüncü de yapamıyor. Ama burada rekor kırıyor kız. Evet, rekor kırıyor. Şansa bala alıyor. Evet, bala. Yağmur şansa bala almıyor ama Ayten alıyor. Şansa bala bir kere rekor kırmış. Pişirip pişirip ısıtıp ısıtıp önümüze onu sürüyor. Ya Yağmur kırsaydın o zaman Yağmur, kırsaydın. Bak senin gelinin diyor ki Aysun'a. Evet. Benden sonra en güzel yapan yemek Aysun. Ayten de oralı tamam, olmuyor. Kendini en güzel yaptığını söylüyor. Ondan sonra hani Ayten... Ay sizde, hani sizde Gönül... sizde bir anlamama... Dur bakalım Gönül der. Bir Gönül dakika. Kendini gösteremedi. Yükselerim anlamadığınız tamam. Şeyler var. Gelini benim diyor. Ayten'i... Aysun'u kendine niye rakip seçiyor? Demek ki ondan korkuyor. Korkuyor Ayten'den, Aysun'dan korkuyor. Aynen Aysun'dan korkmuş bu. Aynen bana da öyle geldi. Ben diyor adaletliyim bana da öyle diyor geldi. Benden hayır, sonra adam, diyor. Sen benim gelinimi o görmemiş daha yeni buraya geldi kızcağız. Artık bir ne olduysa yani benim Ayten çok güzel yemek yapar. Yaptığı benim Ayten'in şanssızlığı bu. Siz veriyorsunuz biri güzel yemek olduğu tamam. için. Güzel olmadığı siz için veriyoruz. Siz verdiniz birileri. Güzel olmadığı için veriyoruz. Hayır canım onu çok güzel ol. Siz güzel yemeği tanıdığınız için biri veriyorsunuz. Benim Ayten'im çok güzel yemek yapar. Sana göre öyle. Sen buraya gelmişsin. Yemek yapmanın yanı sıra bir kendini övmeye, bir yapamadığın tabaklarla 5 alıp ben demeye. Ben Yağnur işçilerim. Ben Yağnur'um. En iyi benim. Yağnur'cum bırak biraz konuşmayı da biraz yemeklerine bak ya. Şansa bakıyorum bala hayatım. Alma. Gerçekten hak ettiğin için al Yağnur'cum. Şansa bala değil ya. Bak ne diyorum sana ben aynı anda konuşup aynı anda yemek yapabilen biriyim. Burada tabii. Marifet zaten biz aynı bu. Anda konuşup aynı anda yemek yapamıyoruz zaten. Burada biz şu anda marifet, burada bunu yapmıyoruz. Bu hayatım. Sen benim masama bakarak orada yemeğini yapmaya çalışıyorsun. Hatta görüntüleri de var. İzleyelim. Aa, bir izleyebilir yüzünün miyiz ifadesini ya? Görelim. Eğer ben hak etmeseydim emin ol ki bir sürü insan ne vardı aranırdı. Ne baktın? Ne baktın? Canım benim hak edip hak etmediğimin en güzel cevabı yakamdaki 3 çeyrek. Baktı bir şeyler öğren benden. Bana baktı senden bir şeyler öğren. Ben bir şeyler beri, ben geldiğimden beri burada... O bakışını çok sadece, net yakaladım merak sadece etme. Sadece bir çeyrek alan... Bu bana yeter canım. Aysun bana bir şeyler öğretecek. Ay güleyim de bari boşa gitmesin. Sürekli evet. Gözün benim masamda. Evet hayatım. Yani gördüm az önce kopyaladın aynısını. Bak. Hadi inkar et. Sizin of. Masalarınıza bakmıyorum. Onu senin yanındaki yapıyor. Bir şeyler öğretmek paravan benim kurdun. Hoşuma gider. Bu iki. Ya niye böylesin sen? Hayır Ayten. Bütün Türkiye bunu konuşuyor Ayten, artık senin az önceki hareketini yakalasaydın. Sen tamam mı? Ben o anı tekrar gerçekten... Ben onun çok hareketini yakaladım. Istiyorum. Yakında şuraya da bir tane paravan çekeceğim. Aysun bak, ben gördü, onu... gördü kopyala yapıştır yaptı. Bak bak. Madem böyle düşünüyorsanız paravanı getireceğim, buraya ben kuracağım. Aysun diyor ki Yağnur da bana bakıyor diyor, oraya da bir paravan ay, çekeceğim hiç diyor. Hiç güncem yoktu valla. Çok doğru Nurten söylüyor. Nurten Hanım, inan hep bak bir... şurada izliyorum gelinimi. Ben de kimseye izliyorum. Kimseye baktığı yok.
Bütün gelinler Aysun'a bakarak neredeyse yemek öğrenecekler yani. Vallahi bilmiyorum Ayten'in ben. Ayten'in gözü onda. Yağnur'un gözü Aysun'da. Siz seyrettiniz mi? Ayten'in önüne paravan çekti Aysun da. O gün şekeri unuttu. Ertesi günü yine puan alamadı. Ama güzel yemek yaptı Ayten. Ama bak, kazanamadı. Ya ben şöyle söyleyeyim de. Evet, ne canım, yapayım? Şöyle mi yarışayım? Şöyle mi yarışayım? Ne yapmamı istiyorsun? Senin şimdi yüzüne bakarak konuşmayayım mı? Hayır tabii ki yüzüne bak. Ne yapayım bak, ben? Yüzüme söyle. Bak ama benim elime bakma. Ben niye benim kopyalamışım? Ben anlamadım bak, da izledim. Ama yaptığımı yapma. Bak. Benim yaptığımı kopyalayıp sonra da Aysun burada yemek öğrenmiş dersen gülünç duruma düşersin. Aysuncuğum senin bak. Senin annen bile 5 puanları bana veriyor bana. Aysuncuğum. Sen neyden bahsediyorsun? Bak Aysuncuğum sana bir canım şey söyleyeyim benim, mi? Yağmurum söyle ben hayatım. Ben sizin yemek yapışınıza bakıyorsam sizden ha. Bir şey öğrenmek için değil. Sizler kayınvalidelerinizle çok güzel tiye ulaşıyorsunuz. Dün zaten puanlamada aynı şeyi. Ben bir konuşabilir miyim izin olursa? Tabii ki de. Dün zaten bunu sana kayınvaliden de söyledi. Ben burada sana söylemeyeceğim ama dedi tiyoyu dedi Yağnur'da yakaladım. Evet. O yüzden yaptım. Bak, söylemeyecek ben, tabii ki. Ben burada kıran kırana yarışıyorum. Evet. Burada tabii ki de güzel yemek yapmak önemli. Ama tiyo diye bir olay var 90 saniyede. Ben dolandırma. Direkt sadede gel o kadar bak, vaktim ben yok. Ben size eğer baktıysam da evet. Aksi bir şey yapıyor musunuz? Bir şeyi yanlış yapıyor musunuz? Senin... Bir şeyi söylenenden farklı doğuruyor tamam. Musunuz? Burada, ben bundan dolayı bakıyorum hayatım. Hiç burada, alakası burada değil ya. Hiç alakası yok ya. Bizi gözlemlemesi burada yok. Bizim haberimiz olmadan sana ekstra Yağnur'cum bak kızları kontrol et. Ona böyle bir puan kıralım. Görev mi verildi sana? Vaktim kalsa. Çevirme. Bak. Baktıysan dürüst Yağnur'san burada dersin ki evet baktım. Yağnur nasıl baktı? Tam dökecekti. Bir şey gördü Aysun'da. Doğruyu gördü. Hemen elini bıraktı kopya çekti. Duruyor. Ondan sonra gidiyor. Aysun'a baktığını görmedin mi? Aysun'a bakmıyor orada. Ay, gayri ihtiyar ben bakıyor. Daha bir şey demiyorum. Aysun'a bakmıyor. Ben inatçı insanlarla iddialaşmam asla. İddialaşma. Ben sadece seyircinin takdirine bırakırım. Diğer arkadaşlar da görmüş. Peki Aysun'a herkes... baktı desen ne olur? Aysun'a bakmamış yavrum. Bakmış yok, olsun. Olur mu? Söylerim. Şimdi rezil olurlar sosyeteye hayatım. Sen ne diyorsun? Hangi sosyete? Jet sosyeteye. Zaten kayınvaliden lezzete veriyorsa bunu ben alacağım. O bir kere aşika. Zaten artık sana bakmama gerek kalmadı diyorsun. Senin. Öyle yeni öğrendim diyorsun. Ay sen için çektiğim o paravan var ya. Paravanı istiyorum. Bak şimdi senin için çekiyorum. Getir. Aa, getir. Ben sana bunu dün söyledim hayatım. Paravanı koyabilirsin. Paravan çeken çekene. Vallahi kimse kendi yemeğini yaptırıyor da. Sizinle uğraşamam gerçekten. Çek kızım aynen. Benim kimseye takdir etmediğimi ispatladım. Yardım etmeye gerek yok. Edeyim. Bak Yavuz hırsız ev bak, sahibi misali. Şöyle ben sana bunu dün söyledim. Bu paravanı buraya koy diye hadi ben sana oradan söyledim. Canım, hadi oradan. Ya ben bana sana söyledim ya. Bana bırak bakmıyorsun kendinle ilgileniyorsun, ya işinle ilgileniyorsun. Ya bırakın şu paravanı maravanı. Hadi yemeğimizi yapın arkadaşlar. Bu ne böyle paravanmış, oymuş, buymuş. Sen de niye bakıyorsun ki kıza Yağnur? Yani bakıp neye elini bakacak? Suya batırıp köfteni şekil mi verdin? Sana onu mu gördün? Sana da sonrasında diyor ki sen diyor yemek yapmadın mı diyor ya. Bilmiyor musun diyor köfteni evet. Suya batıracağını. İçeride yo, bu konuşuldu biliyorum. Ya. Biliyorum hayatım. İçeride bu konuşuldu ya. O da zaten biliyor anladın ya. Mı? O da zaten biliyormuş anladın kadar. Mı? Biliyormuş. Her şeyin en doğrusunu Yağnur biliyor. Yani çok büyük yalan. Ne kadar uyanıksın sen var ya. Senin mevkiyetin o kadar çok büyük değil bebeğim. Vallahi böyle aleni bakmasına gerek yok. Eski bölümlerini izlesin Aysun'un. Oradan baksın Aysun nasıl yemek yapıyor da. Ondan sonra gelsin burada yapsın. Bak yakalandı. Ayten de inkar ediyordu ama gitti kayınvalidesiyle yemek odası biliyorsun. Yemekhanede anne dedi böyle böyle. Bak dedi bakıyorum önüme paravan çekiyorlar itiraf etti. Sen de itiraf ettin. Aysun'a baka baka öğrendi dedin. Ay yani biz saklamıyoruz ki. Yani evet gelinim bakmış. Hatta ama o gün sen inkar ettin. Seda'cığım da bile dedi. Zeynep Aysun'a baka baka öğrendi aynen dedi. Aynen ben diyecektim evet. Ona. Seda Hanım bile dedi. Bunda ayıp olan bir şey yok ki. Aferin dedi ona. Evet aferin dedi. Ama geldiğinde hiçbir şey bilmiyordun. Evet, ama dedi gidip ona yok. Baktın ona baktın. Şimdi evet. Süpersin dedi evet. Ona. Şöyle bir şey var. En iyi yemek yapan benim sonra Aysun diyorsun. Biz Ayten'le burada bostan korkuluğu muyuz? Ha. Biz burada boşa mı emek harcıyoruz?
harcıyoruz. Boşa mı şu an vakit Hayır, harcıyoruz? Şu an dörtlüdeyiz. En büyük finaldeyiz. Demek bizi ki boşu biz burayı hak ettik. Buraya? Hak ettik ki geldik. Boşuna gelmişsin bak. Sen gelme istersen yarın. Çekil, demek ki biz de hak ettik. Ayten. Ya Nurcuğum kusura bakma ya. Ben en iyisi yarın hiç gelmeyeyim. Gelme, meydan gelme. Sana kalsın ya. Sen biliyorsun sen buranın şefisin, kralısın ya. Yo gelelim biz yapalım burada. Nasıl olsa bizi ciddiye almıyor ya. Bizi ciddiye almadan kendi kendine öyle yarışsın. Dün biz burada ben çeyreği aldıktan sonra tam çıkarken arkamı döndüm. Bir şey gözüme dikkatini çekti. Heh. Sen buraya sonuçta Seda rahatsızlandığı için kontenjandan geldin. O ne demekmiş? Şöyle ki Seda eğer burada düşmeseydi, kolunu incitmeseydi burada şu anda karşımda yarışan o olacaktı. Evet. Sen peki dün... sence sırada kaç kişi vardır ya? Dur bana gelene kadar. Mesela eskilerden. Dün burada birileri aldın. Onun sayesinde kaldığın kızın tam çıkarken burada bilmiyorum kızlar gördü mü? Görüntüleri varsa izlettirmek istiyorum burada. Onun masasındaki eşyalarını foto